Emine Hanım, boşanma durumunda kadınların nafaka alma durumu nedir? Neye göre belirlenir? Biraz bahseder misiniz? Tabii, boşanma durumunda kadınların nafaka alma durumu erkeğin ekonomik durumuna göre, kadının ekonomik durumuna göre, kadının kendi geçimini sağlayıp sağlayamadığına göre, kadının çalışıyor olup olmadığı ve kadının evlendikten sonra tekrar bir başkasıyla evlilik yapıp yapmadığı ile alakalı. Yani bunlar dikkate alınarak bağlanır. Nafaka miktarı derseniz şayet, nafaka miktarı da tarafların ekonomik durumuna göre değerlendirilir. Ona göre bağlanır. Bunların yanı sıra kadının alacağı nafakanın üzerine çocuk sayısına göre ücret değişir mi? Şöyle, çocuk sayısına göre ücret tabii ki de değişir. Her çocuğa, yani eğer çocukların velayetleri anneye verildiyse, her çocuğa da ayrıyeten nafaka bağlanır. Bu ücretler belirli mi yoksa değişken? Bu ücretler değişken, tabii ki tarafın ekonomik durumuna göre, yani nafaka ödeyecek olan kişinin özellikle ekonomik durumuna göre değerlendirilir. Ona göre verilir. Emine Hanım, anlaşmalı boşanma nedir? Nasıl ilerler? Bu süreç nedir? Biraz bahseder misiniz? Anlaşmalı boşanma şudur esasen. Tarafların boşanmanın sonuçları hakkında birebir kendi aralarında mutabık olmaları demektir. Yani atıyorum çocukları var tarafların. Çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlarlar. Yani boşanma sonrasında velayet anne ya da babaya kalsın konusunda mutabık olmuşlardır. Bunun gibi ya da işte boşanmayla birlikte taraflar birbirlerinden nafaka, maddi manevi tazminat ister ya da istemezler. Bu tarafların aralarındaki anlaşmayı, sözleşmeyi bir protokole dökmeleri, protokol eşliğinde mahkemede bu protokoldeki imzalar bize aittir beyanlarıyla birlikte kendi hür irademizle anlaşmalı olarak boşanmaya razıyız demek suretiyle yaptıkları bir boşanma şeklidir. Esasen en medenice yapılması gereken boşanma şekli budur. En çok tercih edilen, aslında avukatlar tarafından da en çok tercih edilen boşanma şekli anlaşmalı boşanmalardır diyebilirim. Peki bu zamana kadar en kısa anlaşmalı boşanma ne kadar sürdü süre olarak? Şöyle söyleyeyim, en kısa anlaşmalı boşanma aynı gün yapıp, yani şöyle söyleyeyim, 5 dakika içerisinde biter. Protokolün hazırlanmıştır zaten, protokol hazırdır. Veliyeki protokol yok ise, tarafları vekiller eğer temsil ediyorsa, vekiller temsil ederken anlaşmalı boşanmalar çekişmeliymiş gibi yapılır. Aslında tarafların hazır olduğu boşanma davaları daha çok anlaşmalı boşanma diye adlandırılır. Tarafların hazır olduğu bir anlaşmalı boşanma davasında hem taraflar hem vekiller hazır ise, vekillerin hazır olduğu anlaşmalı boşanmaları tabii ki de kesinleştirmek çok daha kısa sürer. Neden? Artık bu kalemin biraz daha hızlılığı, yani aile mahkemesi kaleminin ne kadar hızlı çalışmasıyla da alakalı ya da işin ivedeliğiyle de alakalı. Anlaşmalı boşanmalarda boşanma bittikten sonra kesinleşme süreci, gerekçeli kararın yazılıp taraflarca itiraz edilmeyip kesinleştirilmesiyle alakalıdır. Bunun da en kısa sürdüğü bir günde bile yapmışlığımız var. Bir gün içerisinde nüfusa bekar kayıtlarını düşürmüş olduğu var.